Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Bu da gündeme gelmeliye hoş geldiniz. Evet biz bugün de yine ekonominin gündemini konuşmaya devam ediyoruz. BES Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sürür Özbülbül de karşımızda. Merhaba Murat Bey. Merhabalar sevgili Ebru. Evet dün beklenilen faiz kararı açıklandı. Dün dolarda 11.30'u gördü. Sabah saatlerine piyasa açılana kadar da öyleydi. Piyasaların açılmasıyla önce 10.82'lere kadar düştü. Şimdi bizim yayın yaptığımız saatlerde de 10.95'i gördü. Sosyete Generali'nde 2022 dolar TL tahmini geldi. Yeni güncellenmiş. Şöyle diyor. İlk çeyrek 11.50, ikinci çeyrek 12.20, ondan sonra üçüncü çeyrekte 13, son çeyrekte de 13.90'a kadar çıkıyor. Ama baktığımızda zaten biz bu rakamları 2022'nin sonu gelmeden yani görebilecek miyiz acaba? Hani öyle bir kanı mı oluşuyor artık, ne dersiniz? Şimdi herkes hatırlayacaktır, Damat Bey söylemişti işte dolar topluyorlar, 7 olacak, 8 olacak, 10 olacak, 12 olacak, 15 olacak falan diyorlardı. Hatta eleştiriyordu bunu. 7, 8, 10'u bildi, sırada 15 var. Bunun ne zaman olacağı tamamen Türkiye'deki ekonomi yönetimin, daha doğrusu ekonomi yönetimi falan da yok, Erdoğan'ın hal ve hareketlerine bağlı. Bir de tabii dış etkenler var. Şimdi artık Erdoğan için denilebilecek bir şey yok. O faiz indirimi konusunda ortada nas varken sana bana ne oluyor diyerek işin ekonomi bilimi ve rasyonel akıl dışına çıktığını, davranışlarının dini dogmalara dayandığını kabul etti. Bundan sonra bu konu üzerine bir iktisadi yorum yapmak, yani ne yapacağını tahmin etmek mümkün değil. Eğer o zaman buna inanıyorsa, buna gerçekten savunuyorsa, popülizm yapmıyorsa, devletin aldığı faizleri de sıfırlasın. Elinde yani hiçbir şey yok. Bir kararname yazar, devlet bütün işte alacaklarını faizinden vazgeçmiştir. Bundan sonra devlet alacaklarına sıfır faiz uygulanır desin. Merkez Bankası'na niye NAS'ta faiz haramsa veya kötüyse niye taksit indiriyorlar? İndirsinler orada da sıfıra. Doğru mu? Evet. Yani şimdi bu faizin azı haram ama azı haram değil de çoğu haram diye bir şey yok bildiğim kadarıyla. Tamamı haram. İndir sıfıra kardeşim. Elini tutan mı var? Yani sen şimdi ben faizi sıfıra indireceğim dediğin zaman indiremezsin diyecek bir otorite yok. Bir imzana bakar. Hani ola ki Merkez Bankası Başkanı veya işte Hazine ve Maliye Bakanı direnmeye kalkarlarsa, efendim bu kadar da olmaz filan derlerse, onlara da ortada nas varken sana bana ne oluyor diye at onları işten, yerine çaycını ata, yani dediğini yapacak bir Hazine adama ve ata. Maliye Bakanı'nın koltuğu sallandı Nasılsa bir böyle zaten öyle kurumsallık filan kalmadı. Dolayısıyla bir işi yaptıysa yarım yapmasın. Atalarımız ne demiş? Verdin mi doyur, vurdun mu devir demiş. Madem faiz bu kadar kötü bir şey ve indirmek de elinde artık tek başına iktidarsın, hepsini indir. Ama sadece Merkez Bankası faizlerini indirme. Devletin aldığı faizleri de indir. evet. Devlet bankalarının aldığı faizleri de indir. Devlet bankaları sıfır faize kredi versin. Sıfır faize mevduat toplasın. Niye yapmıyor? Neyse, bunların olamayacağını tabii ki hepimiz biliyoruz, yapmayacaklarını Biz da. biliyoruz. Yapıp yapmayacağını bilmiyoruz. Evet. Yani herhalde o kadar yapılmaz diye düşünüyoruz en azından. Vallahi Ebru bu kadarını yapan o kadarını da yapar. Evet. Tabii doğru söylüyorsunuz. Yarın neyle karşılaşacağımız belli olmuyor ama bu Sosyete Generali'nin tahminleri için ne diyorsunuz peki? Muhafazakar tahminler. Yani benim gördüğüm kadarıyla Türk ekonomisi artık raydan çıkmıştır. Bir hiperenflasyona doğru gidiyor. Şimdi 2022 çok zor bir sene olacak Ebru. Bu yaşanan kur artışı gördüğümüz kadarıyla, yani bugünkü fiyatlamalardan da gördüğümüz kadarıyla kur 11 civarına şu an için Oturdu. bir dengeleme sağladı. Bunu da söylemiştik. Şimdi muhtemelen Aralık ayında bir indirim daha yapacaklar. O indirimle beraber 12'yi bulur. 12'nin biraz altı, biraz üstünde olur. Fakat bu kur artışlarının getireceği zamlar enflasyonu bu sene TÜİK'in rakamlarıyla bile %20'nin üzerine çıkarır. En ak ki ben Veysel Hoca'nın hesaplamalarına çok güveniyorum. En ak rakamlarıyla %70'e dayanır. Ben mesela şeyi çok merak ediyorum.
Aralık başında açıklanacak Kasım ayı enflasyonunu çok merak ediyorum. Şimdi bütçe açık veriyor Ebru. Bütçenin açık vermesi daha da artacak bu kurlar yükseldiği zaman. Hem faizi ödedikleri para daha yükselecek, ana para ödemeleri daha yükselecek. Hem de dövize bağlı harcamaları, yani mesela köprü ödemeleri, otoyol ödemeleri falan filan, bunlar da çok daha yükselecek. Düşünebiliyor musunuz? Şu anda Osman Gazi Köprüsü'ne verdikleri geçiş garantisi 500 lira. Yani oradan geçmeyen her araba için devlet bütçeden 500 lira ödüyor. Geçen araba için de 140 lirasını mı 150 lirasını mı arabadan alıyor. İşte 350 lirasını gene devlet ödüyor. Şimdi bunlar hep bütçe açığına yol açacak. Bütçe açığını kapatmak için para basmak zorunda kalacaklar. Para bastıkça enflasyon artacak, kur artacak. Şu anda bir hiper enflasyon, bak enflasyon demiyorum, hiper enflasyon sarmalına girilmiş bulunmaktadır. Evet. Peki, yani 2022 enflasyon çok yüksek olacak. Önümüzdeki işte şey ay başında ne açıklanacak dediniz. Benzine ve motorine de bugün büyük zam geliyor. Benzine 52 kuruş, motorine de 50 kuruş zam gelecek. Bu akşam da pompaya yansıyacak. Zaten herhalde bunları bile üzerine koysanız geçen aykinden daha fazla çıkması gerekiyor enflasyonun, değil mi? Ya tabii TÜİK'in yeteneklerinin sınırı yok. Çok çalışıyor arkadaşlar ve gerçekten becerikli, başarılı arkadaşlar. Onlar ne çıkarır bilmiyorum. Ben ENAG'a bakıyorum. Yani tabii memlekette ben hep 50 liralık akaryakıt alıyorum diyen, bu yüzden zamlar benim umurumda değil diyen arkadaşlar da var. Ya yani böyle ekonomiyi bu şekilde değerlendirebilen arkadaşlar da var. Ama bu şunu gösteriyor, senin yayınlarında daha önce söylemiştik, bu kış çok zor geçecek diye. Evet. Şu anda bak devlet elektrik fiyatlarına büyük sübvansiyon yapıyor. Doğalgazı evlerde büyük sübvansiyonla veriyor. Bunların hepsi bütçe açıklarının artmasına ve yeni para basmaya yol açacak. Şimdi muhtemelen soracaksın bu kamu bankalarının yeni kampanyasına. Evet. 100 bas puana kadar indirime gittiler. Kredi faiz oranlarına ve vade yapısına göre tabii herhalde her şey için geçerli. Şimdi enflasyonun altında bir faizle kredi verdikleri zaman bu servet transferidir. Yani kamudan alıyorlar, hepimizin vergileriyle toplanan kaynaktan alıyorlar. Ev alma imkanı, bina alma imkanı olan birilerine kaynak transfer ediyorlar. Bu çok yanlış bir şey. Kalkınmacı bir şey değil. Bu ülkedeki gelir dağılımını ve servet dağılımını bozan bir şey. Eğer siz enflasyonun altında faize bir kredi verirseniz bu sonuçta bankaya zarar yazacaktır. Bankaya zarar yazınca ne olacak? Bankanın zararı bu devlet bankasıyla devlet kesesinden, yani senin benim vergilerimden şey yapılacak, toplanacak. Yani senin benim vergilerimden aldıkları parayı ev alabilecek imkanına sahip insanlara bedava veriyorlar. Anladım. Tabii bu sadece şu ev alımında böyle. Bir de müteahhitler hep bu ev alımının kullanmak için aldığını düşünme. Müteahhitler kendi aralarında bir takla attırarak düşük faizli kredi kullanma yolunu seçiyorlar. Bir de bu var. Anladım. Peki son olarak da şunu sormak istiyorum. Yine kısa bir zamanımız kaldı ama sürekli bir enflasyondan bahsediyoruz. IMF de enflasyon uyarısı yaptı. Bazı dünyanın bazı bölgelerinde kalıcı hale gelebilir dedi. Yani bu tedarik zinciri kesintilerinin devam etmesi veya enflasyon beklentilerinin bozulması durumunda kalıcı olacak dedi. Bu bazı bölgeler, dünyanın bazı bölgeleri derken herhalde Türkiye'yi de kastediyor mudur? Ne dersiniz? Onu da bir sorayım. Valla IMF'e günaydın demek lazım. Hatırlarsan biz bunu çok önce söylemiştik. Bu enflasyon geçici değildir. Bu kadar piyasaya helikopterle para dağıtılmışken enflasyonu engelleyemezsiniz. Bu ekonomi bilimine terstir demiştik. Ve dediğimiz gibi oluyor. Bu dünyanın birçok bölgesinde enflasyon kalıcı olacak. Evet, peki. Çok şu Japonya meselesine girelim. Bugün sabah bir Japonya haberi vardı. Japonya aşağı yukarı 500 milyar dolarlık bir ekonomik paket açıkladı. COVID-19 kriziyle mücadele kapsamında millete böyle bedava para dağıtıyor, ekonomi canlansın falan diye. Yani bazı arkadaşlar Japonlar da bizi kıskanıyor falan diyor ya. Onların parası 3 haneli, bizim paramız henüz 2 haneli falan diye. Yani gerçekten
dehşete düşüyorum. Yani bu kafadaki insanların memleketi yönetmesi dehşet verici. Diyelim, noktayı koyalım o zaman. Yarın görüşmek üzere. Çok görüşmek üzere. Hoşçakalın.